Herkese selamlar dostlar. 28 Aralık 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet maçım var. Maç içindeki senaryolardan, ideallerden ve yüksek oranlardan tahminlerden bahsedeceğim. Değerlendirecekler bol şanslar. Bu videoda bir adet ideal kombine var. Sizlerden ricam videoyu artı 300 seviyesinde bir like gelirse bu ideal kombineleri videolarda da sürdürmeye çalışacağım. Sizlerden ricam videoyu beğenmeniz ve maç skor yarışmanızı katılmanız veya yorum yapmanızdır. Herkese bol şanslar. Başlayalım isterseniz. Bir adet skor yarışmamız var aynı şekilde. Les United ile Manchester City'nin maç skorunu sorduk ne olur diyerekten. Maçın indeks beklentisini söyleyeyim ben sizlere. 4-1'lik bile Manchester City galibiyeti bekleniyor. O yüzden sizler de ona göre isterseniz kendi düşüncenizi isterseniz indeks beklentisine göre zaten yorumunuzu yapabilirsiniz. Herkese bol şanslar. Dün yüksek misli ne yaptık ondan bahsedelim. Dün yüksek misli tek bir Avrupa için yüksek misli verdim ben burada. Yüksek misli dediğim gibi kasa yönetimi yapacağım ben burada. Özellikle Ocak ayından itibaren. Yani 1000 lira bastığımı göstereceğim. 3000 lira basıyorsak onu söyleyeceğim. O şekilde bir kasa yönetimi yaparaktan gideceğiz. Dün de çok güzel bir 59 oranlık bir Avrupa için yüksek misli verdim. Newcastle'ın atacağı bir gol. Arsenal'ın atacağı bir gol. Liverpool maçından toplam gol 1.5 üst. Avrupa'da oranı 1.59 ediyordu. Tebrik edelim. Güzel bir şekilde kazan sağladık buradan da. Geçtim bunu da. Canlılarda neler yaptık? Her göz açık grubumda da zaten canlı maçlar paylaştık. Görmüşsünüzdür sizler de. Oradaki grupta 5000 kişi var illaki olanlar vardır. Dün canlılarda gayet güzeldi. Dün yaklaşık bir 7 saat yani hem bilgisayar hem de televizyon başından çift ekran yaparak da maç izledim. Canlı bahisler yaptım. Toplamda 8 tane mi 7 tane canlı bahis yaptım. 2 tane mi nefire verdim sanırım. Bir deep kesilen 3.5 üstü kaçtı deplasman. Onun dışında bir tane daha kaçmış olması lazım. Onun dışında diğer canlı bahislerde de başarılı olduk. Elimizden geldiğince artık Ocak ayından itibaren canlı bahislerden de ilerlemeye devam edeceğiz diyerekten geçelim. Hatta şöyle herkes açık grubumuz var. Oraya da bir tane yazı gönderdim. Arsenal maçı hakkında canlı yazdım bakın yazı olarak yazdım artık dedim ki yani Arsenal kalenin dibine girmeye çalışıyor. Bu arada bu açıklama kısmında ve yorumlar kısmında var. Oraya da katılabilirsiniz. Bu gruba da gelebilirsiniz. Arsenal dedim ki ya Arsenal'in golü var bu maçta yani kaçmaz dedim yani. 1.28 oranı vardı sanırım. Dedim yani biraz bekleyin çiftte şansını alın. Arsenal tarafına gidin. Hatta Arsenal iki golüne bile gidilebilir dedim ya. Yani öyle bir top oynuyordu. 2. yarı çıktı. Üç tane de gol attı. Bu şekilde ara ara zaten herkes açık olarak da kazandırmaya devam ediyoruz diyerekten de başlayalım. Şöyle artı 300 seviyesini like attıysanız videomuza başlayalım. 5 tane maçımız var. değerlendirecekler bol şanslar. İlk mücadelemiz Alanya ile Kayseri Spor mücadelesi. Alanya Spor'un son haftalardaki performansı gerçekten güzel. Özellikle son maçında hatta son maçında Alanya'nın hakkı yendi diyerekten de bir takım şeyler vardı. Yani son dakika o penaltı verilir miydi? Verilebilirdi belki. Var bile çağırmadı mesela orada. Alanya Spor yani kendi evinde de baktığımız zaman da özellikle geçen maçta Efecan da yokken cezalıydı. Yani güzel işler çıkardığını söyleyelim. Özellikle bu aslında Alanya'dan ziyade Konyaspor bir form düşüklüğü yaşıyor sanırım. O yüzden yani bilmiyorum o Alanya o o kadar iyi bir performans sergileyen bir takım de değildi açıkçası. Direklerden dönenler kaçan pozisyonlar derken bir sürü oldu. Efecan da bu maçta takıma dönecek. Dumbia bu maçta kart cezalısı olacak. Alanya Spor adına. Deplasmana baktığımız zaman Kayseri'de Kayseri de sert bir takım. Kaya gibi bir takım. Alanya gibi takımlarla karşı oynarken de iyi bir performans sergileyen takımlardan bir tanesi Kayseri Spor. Transfer yasa olsa da elindeki kadro güzel. Hoseini kart cezalısı bu maçta. Onun dışında Gavranovic, Kemen, Mensa gibi isimler hepsi sağda olacak gözüküyor. Ben buradan var idealden KG var aldım. 1.44 gibi orandan. Kombinemin de ilk mücadelesine koydum. KG var 1.44 gibi orandan aldım. Ha yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığım zaman da biraz zor geliyor ama ilk yerden bir KG var olur mu? 3.65 gibi oranı var. Olur mu? Ya yani zor gözüküyor da sistemde ufak denemeler yapılabilir belki. Ama idealden KG var alalım buradan. Kombinemede koydum. İstanbulsporla Spor'la Kasımpaşa mücadelesi. Bu mücadelede güzel maç olur. Çünkü İstanbulspor'un artık kaybedecek pek bir şey yok. Yarınlar yokmuşçasına gibi bir futbol sergiliyor. Galatasaray maçında da iyi oynadı. Fakat pozisyonlara girdi mi girdi. Son vuruşları bir türlü güzel yapamadı bence İstanbul Spor o maçta. Yoksa yani Galatasaray bir iki tane daha saygı sallayabilirdi. Yani hepsini de attı zaten İstanbulspor bu durumda olmazdı da. E edelim ki gibi pozisyonlar girmedi herhangi bir sıkıntısı yok. Kendi evinde özellikle yarınlar yokmuş zaten battı battı balık yan gider hesabı. Hücum futboluna sergiliyorlar. Arkada boşlukta bırakıyorlar. Zaten maçın ben beklentisini söyleyeyim sizlere. 2-2'lik bir skor beklentisi var bu maçta. Ben buradan KG varı sizlere idealden önerebilirim. 1.36 gibi oranı var zaten. Bu oranı alanlar idealden alabilir, kombineye de koyabilir. koyabilir. Ben koymadım. Ben bir de şöyle yüksek orandan gitmek istiyorum. Kasımpaşa Selçuk Hoca ile birlikte iyi bir iğme yakalamak istiyor. Bu iğmeyi ne kadar yakalar bilmiyorum ama şuradan ekranı tam yansıtayım. Ee, onlar da arkadaki boşlukları değerlendirebileceğini düşünüyorum. İş yaparlar gibi geliyor. Bir yüksek orandan da devplasman 1.5. Maçın zaten beklentisi 2-2 dedim fakat ben şöyle bir beklenti bekliyorum. Belki 2-1 bir Kasımpaşa galibiyeti gelebilir diye geliyor. Benim aklıma düşüneceğim o yönde. Bol şanslar. Fatih Karagümrük ile Trabzon mücadelesi. Bu maçta güzel maçlardan bir tanesi olur. Karagümrük açık futbolunu sergilerse gol yönünden, korner yönünden de zengin olabilir gibi geliyor bana. Ben bu mücadele gollere gitmedim. Trabzonspor bazen böyle ilk golü attıktan sonra ikiye atıyor, bırakıyor bazen öyle. Ee, biraz daha çekiliyor, pozisyonlar oluyor vesaire derken kornere gittim ben mücadele. 8.5 üst kornerin oranı da zaten 1.43 gibi oran var. Tempolu bir oyun olabilir. Karagümrük zaten yapısında bu tempolu oyun var. Bu tempolu oyunda oyun olduğu için e, Karagümrük de kornerlere destek verebilir. Zaten yani Trabzon'un kanatları ne kadar etkili kullandığını söylemekte şey yok. Trezeguet özellikle çok fazla şut denemesi yaptığı için o kornerleri çıkartabiliyor. Viska geldi. O da kanatlardan orta açan bir oyuncu. Oradan da korner alabilirsek 8.500 korner bence bu maç, bu maç için alınabilir. Bu benim idealimdir. Bir de şöyle bir düşüncem var. Yani Trabzon burada 2 gol atar mı? Yani Karagümrük baskılı oynayacak. Kendi evinde yeri geldi risk de alacak. Dep basmanı atacağı 2 gol de belki burada bir değerlendirme alanı da çok fazla karıştırmak da istemiyorum. Clermont'la Lille mücadelesi. Lille gerçekten güzel bıraktığını söyleyebilirim. Oyun olarak en azından tat veriyor. Hatta şöyle bir Lig 1'de en fazla direkten dönen takım Lille takımı oldu arkadaşlar. Son dönemlerde son oynadığı 3 maçında Hepsi alt bitti. Buna da okeyim. Fakat şöyle söyleyeyim. Her son 3 maçında izledim ligdeki. Ama alt bitecek maçlar değildi. Direkten dönenler, kaçan pozisyonlar birçok pozisyon oldu. Clermont'la oynayacaklar. Burada da aynı şekilde ben Lille'in baskılı bir oyun sergilemesini bekliyorum. Maçın beklentisi 2 birlik Lille galibiyeti. Bunu da belirteyim. Ben böyle Lille tarafına gitmeyeceğim. Birkaç tane eksik var Lille tarafında. Bamba bu maçta mesela kart cezalısı olmayacak. Baleba aynı şekilde kart cezalısı olmayacak. Ama şöyle baktığımız zaman da Jonathan David, Cabella, Kunas, Andre Gomez, Andre gibi isimler burada sahne alacaktır Lille takımında. İyi bir takım, diri bir takım. Şöyle bir tercihe gittim. Yani maç sonu tercihine gitmedim. Ben dedim ki Lille takımı ilk yarıdan baskılı oynuyor. Bildiğimiz bir takım. İlk yarıdan atacağı bir gol. Yani ilk yarı deplasman 0.5 üstü oranı zaten 1.60 bandında bir oranı var. Kaleye gelir, Risklere pozisyonları girer top girer mi bilmiyorum ama ilk takımı ilk yerden şöyle güzel iki tane üç tane net gol pozisyonuna girer gibi geliyor. Bunlardan bir tanesini gol yaparsa 1.60 orandan bizleri kazandırır. Son mücadelem Leicester United Manchester City mücadelesi. Kadroya baktığımız zaman az önce Haaland bir tweet attı arkadaşlar. Ben ya futbol sayfalarını gündemin her şeyini takip ediyorum. Bir yandan işimiz de bu açıkçası. Haaland saçlarının şey yapmış. Örmüş Viking modu aktif diyerekten Artık yeni stili o mudur bilmiyorum Viking Ha yani Haaland bu maçta Golü var gibi geliyor Onu söyleyelim Zaten her maç atıyor adam da Avrupa'dan oynayanlar Ekstradan bu maçta Haaland gol atar olarak da Bir değerlendirme yapabilir diye düşünüyorum ben Leicester United'de oynayacaklar Les United'da yani baktığımız zaman rakibi zora sokan takımlardan bir tanesi. Özellikle kendi evinde. Fakat Manchester City onu yapar mı bilmiyorum. Fakat şöyle de bir şey var. Les United'da Tyler Adams bu maçta olmayacak. Kart cezalısı. Onun dışında neredeyse tam kadro. City de burada baktığımız zaman puan durumunda Arsenal 3 attı geçti. Newcastle da geçti sanırım zaten. Dün aynı şekilde galip geldi. Maç eksiği var mı? Var. Ama Arsenal'ın arkasında iki maçını aldığını sayarsak bilerek bile neredeyse 5 puan fark var şu an. O yüzden Manchester City'nin galibiyet serisine devam etmesi lazım. Kevin De Bruyne, İlkay Rodri, Foden, Silva, Haaland gibi isimler zaten ideal 11'de yazıyor. Ben burada şöyle bir değerlendirme aldım. Maçın golü de geçmesini ki Les United'da destek verebilir bu gollere bence. 2.5 üstünde 2. City i̇şte tek başına zaten 3 gol de atabilir. Kombineme de koydum bu mücadeleyi. Manchester City 2.5 üstünde 2 olarak kazanır diye düşünüyorum. İdealden aldım. Değerlendirecekler. De bol şanslar. Toplamda 5 maçım vardı. İdealden yüksek oranlarından bahsettim. Ekrana kombin önerim gelsin. Kombin önerimize baktığımız zaman da 2.09 gibi orandan bir ideal kombine çıkardım. Alanyaspor Kayseri maçına KG var olarak değerlendirdim. 1-1-2-2 skor çıkabilir o maçtan da. Bir beraberlik yakın olabilir. Gollü geçme ihtimali var bence. Her iki takımda birbirine gol atma ihtimali var. Manchester City zaten tek başına üst yapabilecek potansiyelde olduğundan dolayı da 2.5 üstünde 2 olarak değerlendirme altına aldım. Değerlendirecekleri bol şanslar. Ufak olarak değerlendirme yapabilirsiniz. Aklınızda yatıyorsa alabilirsiniz. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.